Arkadaşlar, herkese hayırlı geceler, mutlu akşamlar. Bugün konu başlığımız birçok adayın bugün itibariyle Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaş mülakat elemeleri artık başladı. Kasım aylarının son ayların dönüm noktasında çok küçük bir kısım davet edilmişti. Mülakatların %80'i bu ay arkadaşlar, bugün ayın 1'i, 1 Aralık itibariyle bu ay tüm adayların eleme mülakatları gerçekleşecek. Toplam 40 bin aday mülakatlara davet edilecek. Tabii ki bunun 5 bin asil olacak. Geriye kalan 35 binlik bir kısım elenecek arkadaşlar. Çünkü artık rakip çok olduğu zaman bu gibi durumlarla karşılaşmak her zaman normal bir durum arkadaşlar. Bugün sizlere Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaş mülakat sorularını soracağız. Söyleyeceğiz sizlere arkadaşlar. Şu anda şu sürece kadar devam etmiş mülakatların sözlü mülakatında sorulmuş soruları sizler için yazdık arkadaşlar. Sizler de söylediğimiz soruları yazın. Cevabını da internet üzerinden araştırabilirsiniz arkadaşlar. Daha öncelerden hep mülakat sorularının cevaplarına kadar ya söylemiştik, anlatmıştık. Bugün farklı bir durumla sizlere sadece soruları söyleyeceğiz. Mülakat sırasında %100 oranında adaylara en çok sorulmuş soruları sizlerle paylaşacağız. Yaklaşık 10 tane mülakat sorusu var arkadaşlar. Tabii ki bu sorular çok önemli arkadaşlar. Dediğimiz gibi mülakat sırasında bunlar adaylara sorulmuş sorular. Evet arkadaşlar, mülakat sırasındayken sorulmuş sorunun birincisi. Ak koyundan kara koyunda çıkabilir sözü. Bu bir ata sözü gibi bir durum büyük ihtimalle arkadaşlar. Ak koyundan kara koyunda çıkabilir. Bunu araştırın arkadaşlar. Çünkü bu bir ata sözü olması gerekiyor. Bunun hani mecaz anlamda bir nedeni var. Bir açıklama gereği duyuluyor. Yani bu ak koyundan kara koyunda. İkinci sorusu arkadaşlar. Yurt dışında ve yurt içinde yapılmış 3 güvenlik operasyon ismi söyleyiniz. Yurt dışında ve yurt içinde yapılmış 3 güvenlik operasyon ismini söyleyiniz. Evet. Üçüncü soru arkadaşlar. Covid'e karşı geliştirilen 4 tane aşı ismi söyleyiniz. Ya BioNTech, Sinovac, iki tanesini de siz bulun arkadaşlar. Yani var böyle bir aşı, 4 tanesi var. Bunu da yazın, not alın arkadaşlar. Üçüncü soru. Pardon. Dördüncü soru. Osmanlı'da bulunan külüs bahşiş uygulaması nedir? Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı döneminde bir külüs bahşişi var arkadaşlar. Bu külüs bahşişinin uygulaması nedir? Hani durumu olmayan, geçimini zor sağlayan insanlar o zaman bir meydanda bir külüs bahşişi olurmuş arkadaşlar. Durumu iyi olanlar buna bahşiş atarmış. Yani el görmeden, göz görmeden ihtiyaç karşılamak gibi bir şey. Bunun tam neticesini araştırabilirsiniz. Beşinci soru. Evliya Çelebi'nin son gezisi neredeydi? Altıncı soru. Atatürk'ün doğduğu ev hangi kenttedir? Bu kent günümüzde hangi ülkededir? Evet arkadaşlar, yani bunun gibi sorular soruldu. Sizler de araştırın. Atatürk'ün doğduğu ev Selanik. Selanik de Yunanistan'da arkadaşlar. Evet, diğer bir soru arkadaşlar. Asya kıtasının en kalabalık şehri nerededir? Çin, Japon. Hani bu iki ülke arası kalabalık bir ülke Asya olduğu için. Doğu Türkistan'da yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğu Türkistan'da yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer bir soru. Elemelere gelen binlerce kişi var. Seni neden seçeyim? Bana bir sebep söyle. Güzel bir soru aslında. Yani arkadaşlar, şu an söylediğimiz sorular mülakatta adaylara en çok sorulmuş sorulardır. Genellikle içeriye girerken arkadaşlar, eğer askerliğinizi şu anda yapıyorsanız ve içeri girerken kapıyı 3 defa tıklayın, içeri gel demeden bekleyin. İçeriye girdiğiniz zaman, gel komutunu duyduğunuz zaman girin ve kapının ağzında askerseniz tekmelerinizi verin,
İsim, soy isim, memleket. O şekilde arkadaşlar. Askerliğini yapmayan kardeşlerimiz de aynı şekilde tekmil versinler. Saygıda kusur etmeyin arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar mülakat sırasında sorulardan önce yaşananlar şu durumda şunlarla karşılaştılar ve biz bu durumu zaten yıllardır biliyoruz. İsmini ve soy ismini söyledikten sonra komutanlar seni oturtturuyor. Yaklaşık bir psikiyatri olmak üzere 3-4 tane komutan var. Öncelikle sizin yaşadığınız şehirle ilgili sorular sorarlar arkadaşlar. Hani bunu soru gibi değil de sohbet sırasındayken sormuş sorular. Diyelim ki atıyorum. Kahramanmaraş. Ya Mehmet, bu Kahramanmaraş'ın kahramanları var mı ya der. Neyi meşhur bu kahramanın? Kahramanmaraş'ın. Yani kahramanları varsa, tarihi olayı varsa anlat bakalım bize. Ondan sonra işte diyelim ki Gaziantep. Ya Muhammed, bu Gaziantep'i övüp duruyorlar. Anlat bakayım bize şu Şehit Kamil'in hikayesini. Anlat bakalım Kara Yılan'ın, Şahin Bey'in hikayesini. Ondan sonra sana Antep'le veya Kahramanmaraş ve İstanbul'la ilgili sorular sorarlar. Ondan sonra derler ki ailenden bahset Ali, ailenden bahset Muhammed. Ondan sonra önceki işin neydi? Neden buraya geldin? Neden bu mesleği seçtin? Bakın arkadaşlar, şu anda ben bu durumları çok rahat bir şekilde anlatıyorum. Ve sizler de beni çok rahat bir şekilde dinliyorsunuz. Hepinizin nasıl duygu içerisinde olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben o atmosferi yaşadım. Yani sizin gibi yaşayacak, yaşanan olayların hepsini ben bizzat yaşadım. Ben burada bunu anlatıyorum ama sizler mülakat sırasındayken ne olur ne olmaz ki yani insana bir baskı oluşuyor. Bu baskıyı kendi kafanızda bitirmeniz gerekiyor. Gerçekten bu soruların %90'ı zaten sizin diksiyonunuzu ölçen ve kendinizi gerçekten hani bu zor anda nasıl telafi edebileceğinizin durumudur arkadaşlar. Hani sizler gerçekten soğukkanlı, özgüvenli, inançlı, hırslı, azimli bunları komutanlara gösterdiğiniz zaman arkadaşlar gerçekten hani mülakat sırasındayken sorulardan çok başarı oranınız çok yüksek olur. Kendinize güvenin. Yaparım. Olacak. Yaparım. Kazanacağım. Başaracağım. Bu kelimeleri unutmayın arkadaşlar. Ne olursa olsun heyecana kapılmayın. Panik atak yapmayın. Geçirmeyin. Sizi o duruma getiren nokta olduğu zaman benim bu konuşma aklınıza gelsin. Bir köşede dursun arkadaşlar. Umarım herkesin mülakatı başarılı bir şekilde başlar. Hayırlısıyla iyi bir şekilde sonuçlanır arkadaşlar. Beni dinleyen, emek veren tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim arkadaşlar. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Umarım istediğiniz mesleğe kavuşursunuz arkadaşlar en kısa zamanda. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Ben Kral Makara. Hoşça kalın.